Efendim yeniden merhaba. Programın ikinci bölümüne başlıyoruz. Sayın Mustafa Akıncı bizlerle birlikte bağımsız Cumhurbaşkanı adayı. Evet, tabii ki konumuz Kıbrıs sorunu ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olacak. Ama öncesinde bugün yine olağanüstü günlerden birini yaşıyoruz. Aslında konuya vakıf da bir isimdir Sayın Mustafa Akıncı. Çünkü uzun süre Lefkoşa'nın belediye başkanlığını yapmış bir isim. O yüzden sorunları da yakından bilen bir kişi. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Güne yağmurla uyandığımız için gün boyunca da yağmurun bize yaşattıkları aslında her yerde berekettir. Lefkoşa'ya yağdı mı bereketinden ziyade ziyanlarını maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz. Evet. Bir türlü de çözülemeyen bir konu ama sizden önce biraz daha hatta programımızın uzamasına neden oldu ilk yarıda. Oradan başlayarak istiyorum sizin de bilgi düşüncelerinizi almayı. Benim anlayabildiğim hem eski kaymakamla yaptık telefon bağlantımızı, sorunu iyi bilenlerden biriydi. Hem de bugünün mevcut belediye başkanı Sayın Harmancı'yla benim algılayabildiğim bir şey varsa o da 1,5 milyon TL'lik bir rakamla bu işin aslında çözümünün olduğu ama bir şekilde de bu paranın bir türlü bu konulara ayrılmadığı yönünde. Yani ve sürekli olarak da Lefkoşalı bu eziyeti senede 2-3 defa yaşamaya devam ediyor. Ne bilemiyorum devlet yönetiminde bulundunuz, yerel yönetimde bulundunuz. Yani bu kadar zordur bu işi çözebilmek. Hiçbir sorunu çözmek zor değil. Yeter ki planlı gidesiniz, akılcı gidesiniz, bilimsel verilere dayalı olarak gidesiniz. O zaman hiçbir sorun çözümsüz olmaz. Ama ben sözlerimin başında bir hayırlı uğurlu olsun diyeyim, müsaade et. Tabii, buyurun. Bu stüdyoya ilk kez geliyorum. Zaten Diyalog TV daha yayın yaşamına yeni başladı. Evet. Bir aylık bir geçmişi var. Diyalog TV toplumumuza hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Sana da hayırlı olsun. Çünkü sen de yenisin bu televizyonda. Evet. Seninle başka kanallarda çok buluştuk ama... Bu ilk buluşmamız, bu vesileyle sana da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sorduğun soruya gelince bunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Gökten düşen her su damlasını aslında biz bu ülkede o kadar kuraktır ki onu bir şekilde muhafaza etmenin yollarını bulmamız lazım. Bunları rezervuarlarda toplayabilmemiz lazım, bu suları. İşte Güzelyurt'ta bir zaman derivasyon projesi vardı. O oralarda biriken gerek yağmur suyu gerekse troloslarda eriyen suların gelip yer altına enjekte edilmesi için yapılmış olan bir projeydi o. Kısacası biz yağmuru bu ülkede isteyen, arzulayan, özleyen bir toplumuz. Ama gelin görün ki dediğiniz gibi şehirlere düşen yağmur hem sadece Lefkoşa'ya da değil, başka şehirlerde de gene bu yılın yağmurlu günlerinde sıkıntılar yaşandı. Örneğin Maus'a bunlardan biriydi. Girne'de gene bazı evlere sular girdi falan. Şimdi bir yandan yağan her damla suyu nasıl koruyabiliriz anlayışı içerisinde olmamız lazım. Ama onun fazlalıklarını da... Bir ada olan Kıbrıs'ta ne yapabiliriz? Sahillerde, sahil kasabalarında uygun çerçevede denize gitmesini sağlamamız lazım bunun. Eğer toparlayamıyorsak, bir yerde biriktiremiyorsak. Lefkoşa açısından ne olacak? Lefkoşa'da Kanlıdere'nin kolları var. Bu yağan suların bir şekilde bu dereye tahliye edilmesini sağlamamız lazım. Ki sıkıntılar da Kanlıdere'nin çok yakınından, yani ilginç de o. Yani biz o şekilde bariyerler yarattık ki doğru dürüst planlamasını yapmadan, altyapısını yapmadan sonuçta ne oluyor? Bu gibi durumlarda şeyleri yıkıyoruz, refüjleri yıkıp suya geçecek yol arıyoruz. Tabii biz çok ciddi hatalar yaptık bu ülkede. Plansızlıktan ya da planları dinlememekten, planlara aykırı hareketlerden dere yataklarını doldurduk. Her su kendi mecrasında akmak ister. Kendi doğal akışı içinde, kendi doğal yolunda gitmek ister. Siz onun yolunu keserseniz bu defa işte su baskını dediğimiz olaylarla karşılaşırsınız. Sevgili Aytuğ, ben kendi belediye başkanlığı dönemimde
maalesef kaynaklarım ve projelerim şehire düşen yağmur sularıyla ilgili kapsamlı bir proje çıkarmama yetmedi. Ben evsel atıklar için kanalizasyonu yaptım ve 35 yıldır da bu Gönyeli'ye kadar dayandı. İki şeyi zaman zaman karıştırıyor yurttaşlarımız. Kanalizasyon evsel atıkların yani hasbolata, hasbolattaki arıtım tesislerine giden evsel atıklar, kirli sular. Yağmur suyu drenajı tamamen ayrı bir şeydir. İşte biliyorsunuz evlerin önünde kaldırımlar yapılır, kaldırımların altına büzler döşenir. Ama bu bir bütünsellik içinde olamadı. Ne yazık ki bir master plan o konuda gerekliydi. O bir şekilde eksik kaldı, yapılamadı ve doğru dürüst kaynakta bulunamadı. Bu defa ne oldu? Parça parça. İşte herkes evini yaptıkça büz döşemeye başladı ama bunlar bir bütünsellik içerisinde ne yazık ki olamadı. Şimdi tabii Sayın Harmancı henüz 4 aylık, 5 aylık, işte 6. ayına gidiyor. Yeni bir belediye başkanı bu konulara eğildi. Bu konularla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Siz bir miktardan bahsediyorsunuz. Bu kaynak Lefkoşa Belediyesi'nde yok herhalde ki bunu bu 3-5 ayda yapamadı. Ama en azından ne yapacağını biliyor. Bu kaynağı bir şekilde sağlayıp bu sorunu aşacak. Ancak belli ki kendisi de bunu ifade ediyor herhalde. Bu kış aylarında Lefkoşa gene bu manzaralarla ne yazık ki karşı karşıya kalacak. Bu şekilde kısa sürede, kısa zaman diliminde çok büyük yağış olması durumunda ki bugün o günlerden biriydi. Bu gibi sıkıntıları biz yaşamaya devam edeceğiz. Ta ki köklü çözüm. Köklü çözüm nedir? Uygun ebatta kanallarla uygun yere bu suları tahliye etmektir. Uygun yer nedir Lefkoşa açısından? Deredir. Ve uygun ebat nedir? Onu mühendislik söyleyecek bize. Yani işte ben yaptım oldu olmaz. Sanayi bölgesinde bu sıkıntı. Şimdi bu Üsküdar sanayi bölgesinde. Evet. Ben gelirken sanayi bölgesinin biraz tur attım da geldim. Birçok sokağı sanayi bölgesinin sular altında. Her zaman baskın olan, su baskını olan yerler yine aynı durumda. Ama sokak araları hep göllenmiş durumda. Yani sanayi bölgesinin kendi içindeki altyapısı da yeterli değil. Yani konu yalnız belli bazı iş yerlerinin su basmasıyla ilgili değil. En az 7-8 sokak... Proje var. Az önce edindiğimiz bilgi bu. Ama bu projelerin kaynağa ihtiyacı var. Kaynaktır mesele. Kaynağı yaratmak lazım. Öncelik meselesi. Yani işte senede 5-10 deva yağmur yağar, bu su baskınları olur. Bunun için bu kadar para harcayalım mı derseniz böyle olur. Bu defa çok daha büyük maliyetler gelir karşınıza. Çok daha büyük zararlara uğrar yurttaşlarınız. Ama önceliğiniz başkaysa o zaman bu buralara kaynak ayırmazsınız. Ama şimdi tam da isabet oldu bence. 2015 mali yılı bütçesi görüşülüyor. Bu yaşananlardan sonra belki bir alarm zili çalar. Onların beyninde de, milletvekillerinin beyninde de ve bu konulara daha çok kaynak ayrılmasının bir yolunu bulurlar diye düşünürüm. Peki geçelim bizim konumuza. Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi bağımsız aday sayısı sizinle birlikte 3 görünüyor en azından. Sayın Dervişoğlu da bağımsız adayım dedi. Siz de, Sayın Kurtlat Özersay'ı da ve bir de tabii ki karşınızda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı var Sibel Hanım. Ama bu bağımsızlık konusu tartışılmaya başlandı. Buradan ben konuya girmek isterim. Çünkü uzunca da bir süre oldu. Neden aday olduğunuza ilişkin detayları paylaştınız, manifestomuzu paylaştınız. Onların içeriğine gireceğiz ama buradan başlamayı öngörüyorum. Bağımsız değildir. Bağımsız değiller partiden gelen insanlar iddiası var örneğin Kurtlat Özersay'ın. Böyle midir bu? Yani bir partinin size destek vermesi bağımsızlığınızın önüne mi geçer?
Valla ben bu konuda çok netim. İlk adaylığını açıklayan ben oldum bildiğiniz gibi ve bu adaylığın bağımsız bir adaylık olacağını da söyledim. Bu konuda neredeyse 4-5 ay oldu bu konuda ortaya koyduğum. Şimdi bir kere o makamın bağımsız ve tarafsız bir makam olması gerektiği konusunda hiçbir kuşku yok. Peki öyle midir, öyle mi yapıldı bugüne kadar? O çok tartışma kaldıran bir konu. Benim gözümden net tabii öyle olmadı. Partilerin içiyle oynandı. Partilerin kurultaylarında kim başkan olacak, filanca beldede kim belediye başkanı olacak noktasına kadar inildi. Hı hı. Ve bu yanlış oldu tabii. Cumhurbaşkanlığının uğraşması gereken konular onlar değil. Onları birazdan konuşuruz. Ancak benim bağımsız adaylığımın kuşkulu olması ya da bağımsız olamaz, öyle davranamaz Akıncı gibi söylemler varsa, emin olun bu halktan gelen bir söylem değil. Belki başka bir aday bunu söyleyebilir. Özgürdür, istediği gibi dillendirebilir. Ben gerçi diğer adayları çok da değerlendirme noktasında olmamaya gayret edeceğim, zorunlu olmadıkça ve bana o konuda herhangi bir zorunlu cevap durumu yaratılmadıkça. Ben kendi vizyonumu, kendi düşüncemi anlatma noktasındayım. Vizyonun bir parçası da bu direkt sorduğunuz sorudur. Şimdi sevgili Aytuğ, sen benim siyasal geçmişimi en azından uzunca bir süreden beri biliyorsun. Ben köklerini inkar eden bir insan olmadım hayatım boyunca. Siyasi duruşum bellidir, kökenim bellidir. Köklerimi inkar etmediğim de benim söylemim de mevcuttur. Ben sosyal demokrasiye inanan bir insanım. Demokratik sol dünya görüşünden gelen bir insanım. Toplumcu Kurtuluş Partisi geleneğinden gelen bir insanım. Ama özellikle son 5 yıldır bu geleneğin devamı olan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin genel başkanı değilim. Olmadım TDP'nin genel başkanı, kurultay delegesi filan değilim, parti meclisi üyesi değilim. Son 5 yıldır evet benim bir diyaloğum oldu mu bu arkadaşlarımla? Tabii ki oldu. Benimle temas ettiklerinde benim görüşümü sordukları konularda görüşlerimi paylaştım. Ama bunu illa da böyle yapın diye bir dayatmam olmadı, olamaz da zaten. Partinin başına kim geçecek? O noktada da ben müdahil olmadım. Sayın Çakıcı benden sonra kendi arzusuyla çıktı, parti onayladı, başkan oldu. Ondan sonra kendi kararıyla ayrıldı veya sonuçlar çıkan, ortaya çıkan durum nedeniyle seçimde ayrıldı. Seçimde verdiği sözü tuttu en azından diye. Arkadaşlar oturdu kendi aralarında, konuştu, tartıştı. Sayın Cemal Özyiğit genel başkan oldu. O da yine kendi iradeleriyle oldu. Şimdi ben bağımsız bir adayım. İttifak adayı da değilim. Bağımsız bir adaylıktır bu. Bu adaylığı destekleyen iki parti var en azından bugüne kadar. Belki sivil toplum örgütleri de olacak. Ya açık ya kendi uygun görecekleri şekilde, onu bilemem. Ama çok da bireysel ve farklı kesimlerden insanlar var. Bu adaylığı destekleyen ve sonuna kadar yanınızdayız diyen. Şimdi toplumun muhtelif renkleri var, çeşitli renkleri var. Çoğulcu bir yapı içerisinde tüm bu kesimleri, tüm farklı renkleri kucaklayabilen bir cumhurbaşkanlığı profili söz konusudur benim şahsımda. Hı hı. Bunu en iyi şekilde bağımsız ve tarafsız bir adaylıkla yapabileceğimi öngördüm. Toplumdan gelen mesaj da oydu aslında. Bakın benim adaylığım bireysel bir karar sonucu olmadı. Bunu hep söylüyorum ve bu gerçekten inanılmasını isterim. Çünkü ben kendi kendime, yani bir tabir vardır, kendi kendine gelin güveyi oldu filan derler. Ben öyle kendi kendime gelin güveyi olarak çıkmadım yola. Bu toplumsal bir çağrıydı benim gördüğüm. Boyutu nedir? Seçim gecesi anlayacak. Şimdi ben ne kadar da büyüktür desem, belki inanmak istemeyen çevreler olacaktır ama bu çağrıyı doğrudan yapan kesimler o denli geniştir ki
Benim bu anlatımım inanın kabul görmektedir bizi dinleyenler tarafından. Ben bir gün bu makama aday olacağım diye kendimi geri çekmiş, hazırlık yapmış ve aniden yeniden günü geldi, saati geldi ortaya çıkmayı planlamış bir adam değilim. Yani böyle bir anlayışla hareket etmedim. Gelişmeler, konjektür öyle bir gelişti ki, özellikle Sayın Harmancı'nın seçim sürecinde sokakta vatandaşla birebir olan söyleşilerimizde ben vatandaştan bu çağrıyı aldım. Şimdi Harmancı, sonra Akıncı söylemi çok net olarak ifade edildi. Bu yalnız Lefkoşa ile mi sınırlıdır diye bir süre bekledim. Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar dolaştım. Oralarda da nabzın Lefkoşa gibi olduğunu gördüğüm zaman aday olmama hakkını kendimde görmedim. Şimdi dediğim gibi TDP ile olan ilişki son 5 yıldır bu noktada. Benim bir parti adayı olmam doğrultusunda da TDP'lilerin bir talebi de olmadı. Onu da söyleyeyim, onlara da teşekkür ederim. BKP'lilere de teşekkür ederim. Destek beyan eden bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim. Ama şunu söylemem lazım, TDP ta öteden beri aday ol, bağımsız aday ol, seni destekleriz mesajını bana çok net söylediler. Bir ara işte TDP'ler kırgındır Akıncı'ya, işte bağımsız çıktığı için gibi bazı gerçek olmayan söylemlerde bulunuldu bazı kesimler tarafından. Ve bunlar tabii seçim atmosferlerine girilirken olan ayak oyunlarıdır. Kimse bunlara kulak vermedi zaten. Daha anketler de olacak. Efendim? Daha anketler de çıkacak. Anketler de çıkacak. Vallahi hatta ben çıkanlar da var. Yani gerçek böyle anketi görüyorum halkın nabzında. Sokaktaki anket en önemli ankettir, bir şey hatırlatayım. Sayın Harmancı'nın seçildiği 29 Haziran pazar gününden 3 gün önce bana bir anket gösterdiler. Harmancı'yı 3. sırada gösteriyordu sevgili Aytu. Ben çıktım bir canlı yayına. Dedim ki Harmancı bu seçimi kazandı. Bu anketleri çöpe atın. Gerçek değil idi. Belki de hakikaten, yani anket belki de iyi niyetli bir anket idi. İnsanlar belki söylemek istemezdi. Öyle bir sonuç çıkardı, bilmiyorum. Yani bu bak ne anket sahibini bilirim, ya yaptıranı bilirim, ne firmasını bilirim. Ama böyle bir anket getirdiler, Harmancı'nın önüne koydular seçime 3 gün kala. Dedim bunlar senin moralini bozmak için getirilmiş şeylerdir, sonuçlardır. Bunlara hiç kulak verme. Gerçek anket sokakta. Halkın gözlerinde biz okuyoruz gerçek anket sonuçlarını. Ben bir risk aldım ama gerçeği ifade ettim. Çünkü hakikaten Lefkoşa'da nabız öyle atıyordu. Yanılmadık. Şimdi de öyle görüyorum ülke ki… Ülke genelinde de böyle atıyordu. Bağımsız, tarafsız adaylığım kamu vicdanında destek görüyor. Ben onu çok açık ve net olarak görüyorum. Peki yani baktığımızda başka adaylarla ilgili yorum yapmama şeyiniz olabilir ama sonuçta bağımsızlık üzerinde şekillendirdiğimiz için şu an sohbeti orada. Ne Sayın Erol'un bağımsız aday çıkması sizinle ilgili olumsuz bir durum oluşturur mu size göre? Benimle ilgili. Yani sizin size destek vermeyi düşünen kesimle ilgili. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı seçilebilecekseniz hem sağdan hem soldan, eğer varsa bizde sağ ve sol diye ayrım varsa ki diyelim, ya da Ulusal Birlik Parti ve DP'lilerden de CTP'lilerden de oy alması gereken bir profildir sonuçta Cumhurbaşkanı seçilecek. Çünkü %50 ilk etapta eğer alması gerekir. İkinci noktaya da kalırsa gene nereden baksanız %35'lerin üzerine çıkması gerekecek bir adayın ve bu da sonuçta iki kesimden de oy almayı gerektiriyor sonuçta. Evet. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Yani insanların dudaklarından çıkan sözler değil önemli olan, eylemlerdir. Yani ben bağımsız ve tarafsız kimliğimi, bunu yaşama geçirebileceğimi kanıtlamış bir insanım. Yani bazı insanlar bu seçim sürecinde bunu yapacağım, edeceğim derken ben yaptım, ettim demekteyim. Benim mesela yaptıklarım, ettiklerim geleceğin referansıdır aslında. Mesela şu, ben 14 yıl Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptım.
O dönemde parti etiketiyle çıkmış olduğum halde partinin %15 aldığı bir seçimden bir yıl sonra %48'de nasıl seçim kazanabilirdim ben? Eğer belediye başkanlığında toplumu bölmeden, toplumu partilere ayrıştırmadan hizmet vermiş olmasaydım, insanlara göğüslerindeki rozete göre değil, bu şehirde yaşadıkları için eşit insanlar muamelesi yapmasaydım bana o insanlar oy verir miydi? Vermezdi. Bir yılda bir partinin %33 oranında oyunu artırması mümkün mü sevgili Aytu? Hı hı. Dolayısıyla birinci olay budur. Belediye başkanlığındaki geçmişim, insanlara olan eşit hizmet anlayışım. Bugün hangi partiden olursa olsun o dönemi hatırlayan kuşaklar bunu zaten söylüyorlar. Yani biz senin belediyeciliğini biliriz. Halka hizmetteki anlayışını biliriz ve verdiğin temiz hizmeti biliriz. Tabii yeri geldi söylüyorum, Sayın Harmancı'ya 150 milyon dev bir borç bırakıldı. Benden sonra gelen belediye başkanına bir kuruş borç bırakmadığım gibi kasasında para da bıraktım ayrılırken. Yani şimdi bazıları temiz siyaset der. Biz temiz siyaseti yaptık, yapacak değil, yaptık. Ve bunun örneklerini gerek belediyecilik dönemimizde gerekse ondan sonra 2-2,5 yıllık bir hükümet dönemimiz oldu. Mesela ben partizanlık yapmamamın örneklerini o dönemden de verebilirim size. Şimdi üçlü kararnameler müşavir ordularından şikayet edilir. Evet. Gerçekten ben de çok şikayetçiyim o konuda. Ben kendi bakanlığımda müdür ve müsteşar ve özel kalem müdürü dışında teknik daire müdürlerimi ben görevden almadım. 2,5 yıl biri DEP'den, biri CTP'den gelme, 2 tane teknik daire müdürüyle birlikte çalıştım ben. Yani müşavirler ordusuna ben kendi bakanlığımda katkı yapmadım. Niçin yapmadım? Kamu Hizmeti Komisyonu'nu demokratikleştirmek için bir yasa tasarısı hazırladık. Artık teknik daire müdürleri demokratikleştirilmiş Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından değerlendirilsin. Ama bir bakana da o hakkı verelim. Sağ kolu müsteşar, sol kolu özel kalem müdürü onunla beraber gelsin. Ondan beraber gitsin anlayışını yerleştirmek için bu memlekette ve yeni yeni müşavirler yaratmamak için bu yola gittim. Ama ben de değiştirip kendi adamlarımı koyabilirdim değil mi? Kimse elimi tutmazdı. Zaten bu konuyla ilgili zamanında çok eleştirildiniz değil mi? Niçin eleştirildim? Partililerim tarafından ki partizanlık yapmadım diye ve kendi adamlarımı oraya koymadım diye. Bundan sınırlı değildi benim partililerimin rahatsızlığı. Çünkü öyle alıştırılmışlardı. Her gelen parti illaki kendi adamlarını oralara yerleştirmek diye bir anlayış vardı. Mesela benden öncekiler 80-90 kişi istihdam ettilerdi turizm fonundan. Turizm fonu halbuki istihdam için ayrılan bir fon değil. Kesinlikle turizm fonu turizm için, adı üstünde turizm fonu, turizm amaçlı kullanılması gereken bir fon. Fuarlara gideceksiniz, daha çok yatırım yapacaksınız. Tur operatörlerine teşvikler vereceksiniz, ulaşımı sübvanse edeceksiniz. Daha çok yabancı turist gelsin bu memlekete, pasta büyüsün. O büyüyen pastadan her partinin insanı ve partisiz olanlar, her yurttaş yararlansın. Özür dilerim. Ve turizm fonu, turizm amaçlı kullandığımız için o 2 yılda İngiltere'den gelen turist sayısında artış oldu. Ama ben 80 tane adamımı istihdam edemedim. Ötekilerin yaptığı gibi. Bundan dolayı da Akıncı eleştirildi. Kendi parti tabanı tarafından da. Ama şimdi yıllar geçti aradan, başkan senin yaptığın doğruydu diyorlar. Çünkü bu yapılanın memleketi ne hale getirdiğini de herkes görüp anlamaya başladı. Ama ne yazık ki bizim bu yaptıklarımız çok böyle şey olarak kaldı. Nadir görülen durum. Bugün avantaj oldu sizin için işte seçimlerde.
Avantaj olduysa eğer, bence haklı bir avantajdır. Evet. Çünkü gerçekten biz bunu o dönemlerde uyguladık. Yani şimdi bazı insanlar, tekrar ediyorum belki ama, yapacağız bir şeyi demek başkadır. Yaptık işte örnekleri demek bambaşkadır sevgili Aytu. Hı hı. Bizim hayatımızda, siyasal geçmişimizde bu vardır. Beklenmedik giderler kalemini de biz partizanca kullanmadık. Ya ne yaptık? O kaynağı hastaneye olmayan MRI cihazının alınması için tahsis ettik. Sağlık Bakanlığı'na o parayı. Dolayısıyla bu örnekler bu ülkede benim geçmişimde de partizanca davranmadığımı, toplum yararını düşündüğümü, bu kamu çıkarını düşündüğümü gösteren çok net örneklerdir. Bunları anlatmak, yeri geldikçe söylemek önemlidir. Çünkü genç kuşakların bunları bilmesi kolay değildir. Bu anlattıklarım hükümetle ilgili kısmı 15 sene önce, belediyelerle ilgili kısmı 24 sene öncedir. Bugünün gençleri bunları ya analarından, babalarından duyabilirler ya da hiç bilmeyebilirler. Ama biz bu ülkede bunun örneklerini verdik ve bunları anlattıkça insanlar çok olumlu elbette bakıyorlar konuya. Dolayısıyla benim bağımsız ve tarafsız olacağım konusunda ben inanıyorum ki tabanda, hangi partiden olurlarsa olsunlar, o partilerin tabanlarında ya da en genel anlamıyla halkta, halk kesimlerinde hiçbir kuşku yoktur. Yani insanlar bana baktığında Akıncı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir makam yaratacaktır orada ve biz kapısına gittiğimizde bizim rozetimize bakmayacaktır. Eğer haklıysak hakkımızı teslim edecektir bu adam diye inanıyorlar. Buna ben yürekten inanıyorum. Hiç vatandaşın Cumhurbaşkanı kapısına gitmeye ihtiyacı da olmaması gerekmez mi zaten? Yani bir de bizim Cumhurbaşkanlığımızla ilgili bu sorun var sanki. Şimdi şöyle diyelim, ben halktan kopuk bir Cumhurbaşkanlığı düşünmüyorum. Kıbrıs sorunuyla ilgili elbette Cumhurbaşkanı'nın epey vaktini alacaktır. Hele benim gibi ömrünü Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda neredeyse önemli yıllarını geçirmiş bir insan olarak bu konuya yıllarca emek vermiş, birikim edinmiş bir insan olarak benim elbette vaktimi alacaktır Kıbrıs sorunu. Ben o makama geldiğim takdirde herhalde işte git müzakereci konuş da sen bu işleri halleden diye düşünmeyeceğim bana kalırsa. Tabii bu iki taraflı olan bir olay. Sayın Anastasiadis eğer orada olmaya devam edecekse illaki yeni dönemde de farz edelim ki halk beni oraya seçti. Sayın Anastasiadis'e de bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sizin programınız aracılığıyla sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederim. Ancak ekonomik sağlık iyi değil diye Güney'de ve orada başkanlık sistemi geçerlidir diye Mavroyannis'i görüşmeci, müzakereci tayin etmeyi uygun gördü. Bizim taraf da buna olur deyince bu iş böyle kuruldu. Liderler düzeyinde olmasını istiyorsunuz. Yani eğer Rum tarafı artık o sıkıntısını aştıysa liderler düzeyinde olması çok daha kısa sürede. Ama geçin masada değil. Efendim? Yani masada değil, masaya gelmesi için de sonuçta bu krizin bir şekilde aşılması lazım. O da ciddi bir konu olarak duruyor karşımızda. Yani. Gayet tabii. Aklımızı kullanırsak aşacağız bu krizleri. Şimdi bugün basında vardı, hoşuma gitti. Yani olan bir şeyi paylaşmaya bakalım, olmayan bir şeyin kavgasını niye yapalım diye bir söylem vardı bugün. Evet, yani vardır orada bir şeyler ama daha miktarı belli değil. Kaç yıl sonra çıkacağı belli değil. Biz şimdiden onun kavgasını yapmaya başladık. Halbuki akıl ne der bilir misin? Bu doğalgaz olgusu eğer yeterli miktarda çıkarsa, yani Avrupa'ya ihraç edilebilecek düzeyde bir miktar söz konusuysa, hem çözüm için bir fırsat olur, hem çözümün finansmanı için ikili bir katkı, çözüm için bir araç.
Tamam, söylemde, ve çözümün finansmanı için de bir kaynak. Söylemde bunları farklı Atina'dan da, güneyden de, kuzeyden de, Türkiye'den de duyarız ama fiili olarak sıkıntı var. O fiili sıkıntının aşması noktasında %100 farklı görüşler var. Biri der ki sen gemini çek, diğeri der ki sen durmazsan ben de çekmem. Şimdi burada hiç fark etmez Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu, velev ki siz oldunuz. Bu krizi çözmeye yönelik olarak Kıbrıs Türk'ün elinde bir argüman var mı liderlik olarak? En büyük argüman bu kaynak Kıbrıs'ın bütününe aittir argümanıdır ve bunu oturup konuşabilmeliyiz argümanıdır. Bu iş savaş gemileriyle olmaz. Ben bunu ilk günden söyledim. Bu yeni değil benim söylediğim. Söyledim bunu ilk günden. Orada yeni çıban başları yaratacak davranışlardan sakınmamız lazım. Şimdi şöyle bir durum var ama. O bölge Rum tarafının diğer ülkelerle de anlaşarak, yani Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la, gerçi Lübnan'la tümüyle sonuçlandırılmadı ama en azından İsrail ve Mısır'la sonuçlandırılmış bir ara hat var. Onlarla da imzalanmış anlaşmalar var. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de taraftırlar. İsrail değil ama Mısır ve Kıbrıs Cumhuriyeti taraftır. Bunlardan hukuken aldığı güç var Rum tarafının. Ama bana Yunanlı bir enerji uzmanının söylediği bir şey var. Böyle bu konu dediği bu yakın zamanda, yani son 3-4 hafta içerisinde burada Prio'nun düzenlediği bir konferans için buradaydı. Benimle de görüştü, söylediği bu iş öyle siyah beyaz netliğinde değildi. Yani %100 Rum tarafı haklı, %100 Türkiye haksız bu konuda. Bu kadar net değil, bunu söyleyen bir Yunanlı uzman. Ha, ona bunu söylettiren nedir bilmem. Yani bu herhalde hukuki argümanları var bu konuda. Ayrıntı vermedi, detayı konuşacak vaktimiz yoktu zaten. Ancak burada önemli olan bu konuları barış amaçlı olarak kullanabilmektir. Akılcı olarak kullanabilmektir. Yoksa daha örneğin 10 yıl sonra işe yarayacak olan bir olayda şimdiden kavgaya tutuşmanın bir anlamı yoktur. Pratik olarak ne? Ne olabilir pratik olarak? Olabilecek şey çok nettir benim kafamda. Yıl sonunda Navtex sona erir. Ya. Yenilenmez. Rum tarafının sondajları yıl sonuna kadar sonuç verecek. Onu bekliyorlar. Allah bilir ondan sonra ne zaman gelecek gündeme tekrar. Şu anda bilebildiğim programlanmış sondajlarla ilgili bir tarih bilmiyorum ben. Tarih yok. Sen ama çalışmalar var. Sen gazetecisin, varsa bildiğin bir tarih. Yok. Onu yani bana söyle. Rum basından takip ediyoruz. Şimdi. Çalışmaların olduğunu biliyoruz ama tamam, bir tarih yok. Bu çalışmalar yok. Onların da yıl sonuna kadar devam eder. Navtex da yıl sonuna kadar zaten vardır. Devam eder. Ondan sonraki süreçte bir nefes alma dönemi vardır. İşte o dönemde Kıbrıs sorununu çözmek için de var gücümüzle çalışırız. Yeni kavgalara vesile olmadı. Yani eğer çünkü Kıbrıs sorunu uzarsa bu statüko bu şekilde sürdürülebilir olmayan bu statüko yarın yeni gayleler açabilir herkesin başına. O nedenle ben şöyle düşünüyorum. 10 yıl önce bu Avrupa Birliği dinamiğini şu ya da bu nedenle yitiren bu ada bana göre yitirdik. Evet. Kıbrıs'ın barış sürecine yardımcı yapamadık Avrupa Birliği sürecini. Sonuçta bir taraf girdi. Biz de bireysel Avrupalı olduk ama o kadar. Bizi çözüme götüremedi maalesef yanlış siyasetler yüzünden. Ve yanlış siyasetler, yalnız bizimkilerin o dönemki yanlış siyasetleri değil. Avrupa Birliği'nin de Kıbrıs sorununu çözümü konusunu gündeminin birinci maddesi yapmaması da bir hataydı. Onların birinci maddesi doğuya doğru genişleyelim, Rusya'ya doğru genişleyelim, 500 milyonluk pazar olalım. Onların bakış açısı da ana hedef oydu. Öyle olunca bölünmüş Kıbrıs'ı da Yunan vetosunu aşmak için aldılar. Ama Kıbrıs sorunu da çözümsüz kaldı. Dolayısıyla aynı şey bu doğalgaz olayında da olmasın. Çünkü bu bizi daha büyük felaketlere götürebilir. Halbuki burada Doğu Akdeniz'de bir istikrar adası yaratma fırsatı vardır. Ve bence yıl sonundan itibaren, şimdi tabii
seçimlerimiz var. Mart'ta artık gireceğiz resmi propaganda dönemine. Anastasiadis'in rahatsızlığı, nekahat dönemi, şusu busu var. Gerçekçi olmaz herhalde. Ocak'ta, Şubat'ta bir şey beklemek. Zaten... Ama ben bir şey söyleyeyim. Eğer böyle bir şey olsa bile, keşke olsa, ben ondan da yüksünmem yani. Üzüntü duymam. Varsın, bazı gelişmeler olsun. Kıbrıs daha iyiye, daha güzele gitsin. Evet. Ama inandırıcı mı, gerçekçi mi bu? Öyle pek bir gerçekçilik değil. Yok. Evet. Peki şimdi Sayın Serdar Denktaş, Sayın Eroğlu'na destek verdiği günkü konuşmasında tüm adaylar için de bir takım eleştiriler getirdi. Sizin için olanı söyleyelim tabii. Maraş açılımınız var, sizin bir Maraş açılımınız var. Evet. Herhalde onu kastederek de diyor ki yani işte verirsen, her şeyi verirsen zaten sorun çözülür ya. Bir aday da diyor, isim zikretmez ama bir aday da verip zaten diyor... Bu işi bitirecek. Hmm. Öyle midir? Ben dinlemedim tabii bu söylediğini. Ama eğer Maraş'ı kastettiyse, ama ondan daha açık söyleyenler var. İşte daha oraya oturmadan Maraş'ı veriyor falan gibisinden. Allah aşkına ben bir şey söylemek isterim. Maraş'ı 40 yıl o halde bırakmak, vermekten daha kötü değil mi? Yani vermeyip de ne yaptınız? Maraş'ı bu şekilde, kapalı Maraş'ı bu şekilde yılanlara verdiniz. Farelere verdiniz. Cirit atıyor yılanlar, fareler. Sokakların içinden ağaçlar çıktı. Jungle oldu onun için. Binalar çürüdü. O binalar çok ciddi bir etüt ister. Benim söylediğim bir uzman heyet kurulsun. Rumuyla, Türkiye'yle, yabancısıyla uzman. Bir girsinler o binaları bir tetkik etsin. Binaların durumu nedir? Ondan sonra Maraş'ı ver kurtul değildir bu olay. Maraş'ı iki toplumun yararlanacağı bir çerçevede hak sahiplerinin kullanımına, yerleşimine açmak. Niçin açmadık bu kadar yıl? Niye açamadık? Bir ara adına tırtıl operasyon dediler. 1990 yılında sevgili Aytur, sen belki hatırlamazsın o günleri. Gıdım gıdım aşmaya heveslendiler. Hemen Birleşmiş Milletler geldi ve durdurdu kendilerini. Yani açamadılar. Oranın farklı bir statüsü var. Kenan Evren'in bir söylemi var. Biz orayı böyle fazladan aldık diyor. Evet. İlter Türkmen'in eski Dışişleri Bakanlarından İlter Türkmen'in söylemi var. Maraş hesapta yoktu. Kendiliğinden gelişti olay. Fazladan alındığını söylüyor. Bütün bunları biz biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Şimdi benim önerimde ne var? Benim önerimde kapalı Maraş bölgesi artık yılanların, farelerin olmasın, insanların olsun. Bunun yanında da Kıbrıs Türklerinin deniz ulaşımı, hava ulaşımıyla ilgili sıkıntılarını aşacak formüller geliştirelim. Nedir bunlar? Maus Limanı'dır, Ercan Havaalanı'dır. Bu olabilir mi? Olması için çalışalım, uzlaşma seçenekleri arayalım. Benim söylediğim budur. Yani tek başına karşılıksız bir alda git olayı benim ağzımdan çıkmadı böyle bir şey. Ve Maraş'ta bir düşünebilir misin? Lefkoşa'nın ara bölgesi için bir araya geliyor Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müteahhitleri. Maraş'ta Kıbrıs Türk ve Rum müteahhitlerinin birlikte ya ortaklaşa ya ayrı ayrı. Çünkü orada muazzam iç sahaları açılacak. Mutlaka. Ben Mausa'yı ziyaret ettiğimde gittiğim her yerde yaptığım gibi önce belediyeye bir uğrarım. Mausa'nın yeni başkanı bana ne dedi bilir misin? Seçildiğim günden bu yana dedi Sayın Akıncı. 25 kişi günde kapımı çalıyor. İş istiyor. İşte iş olanı. Derince'ye gittim. Karpaz köylerinden birinde bana orada muhtar şunu söyledi. Sayın Akıncı dedi, biz eskiden otobüslere binerdik, Mausa'da inşaatlara çalışmaya giderdik. Şimdi yok. Yani kapalı Maraş olayının ekonomilere bak, yalnız bir tarafa değil, iki tarafın da ekonomisine katabileceği ivmeyi düşünebilir misin?
Ben bunu öneriyorum. Bu ülkenin hayrına şeyleri öneriyorum. Evet. İki tarafın çıkarına olacak şeyler öneriyorum. Ha ama şunun da Rum tarafı bilecek. Biz Maraş olayını her şeyi bir tarafa bırakıp sadece onu görüşeceğiz ve kapsamlı çözümü unutacağız diye bir şey yok. Kapsamlı çözüm müzakerelerine paralel bir süreçte de onları konuşalım diyoruz ve bunu da güven artırıcı önlemlerin bir unsuru olarak değerlendirelim diyorum. Evet. Bunun yanında GSM olayı var, COP olayı var, diğer konular var. Bunları da peş peşe yapalım diyor. Bu Kıbrıs'ın çıkarına olan bir şey. Yani niye bunu düşünmek istemez bu insanlar, ben onu anlamam. 1993 yılında... Son iki dakikamız var, toparlayacağız. 93 yılında ramak kaldıydı güven artırıcı önlemler bağlamında kapalı Lefkoşa Havaalanı'yla kapalı Maraş'ın açılmasına, biliyor musun? Ramak kaldıydı. Son dakika bozuldu. Keşke olsaydı. Bence Kıbrıs sorunun çözümüne çok daha büyük katkı olacak. Bu fikirleri Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı vesaireye de aktarınca anlaşılır bir pozisyona gelebileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Bu konuda Türkiye'nin buna karşı çıkmasına hiçbir neden yoktur. Zamanında birileri tutturdu bütünlüklü. Olmadı be kardeşim. Yani bu kadar yıl içinde bu bütünlüklü çözüm olsaydı bu konuda bitecekti. Bütünlüklü çözüme katkı yapacak olan bir unsurdur bu. Ben bunun için onu tetikleyecek olan bir unsurdur diye bunu gündeme getiriyorum. Yoksa bunu yapalım da bütünlüklü çözümü unutalım diye bir yaklaşım değildir bu. Ha eğer birkaç ay içerisinde çözüm olacaksa zaten biz komiteyi kurmuş oluruz, incelemelerini yapar, binaların planlamasını yapar. Bütünlüklü çözümün içinde o da olur gider. Ama bir yandan bütünlüklü çözümü yaparken bir yandan bunu düşünmek akıl işidir ve birbirine de destektir. Bu bütünlüklü çözümün de tetikleyicisi olabilir diye düşünüyorum. Bundan da yarar görecek ya iki toplum. İki toplumun gençliği yarar görecek bundan. Yani bundan niye gocunuyorlar? Bir 40 yıl daha orasını yılanlara, farelere terk etmekle ne kazanacak bu insanlar? Ben bunu merak ederim. Şimdi böyle kafa yorup bunları Türkiye yetkilileriyle konuştuğunuzda onlar da insan değil mi? Sizin anladığınız gibi onlar da niye anlamasın? Toplumumuzun anladığı gibi onlar da niye anlamasın? Ben zannederim ki bu tür inisiyatifler Kıbrıs Türk liderliğinden gelirse Türkiye yetkilileri de bundan ancak memnuniyet duyar. Zaten ben size sonuçta söyleyeyim. Toplum bunu istediği için seçecektir sizi, eğer seçecekse. Ben bu toplumun bunu istediğini düşünüyorum ve sadece spesifik olarak bu konunun bile Mausa için ve bütün Kıbrıs için ne kadar önemli olduğunun bazı idareciler belki farkında değil ama halk farkındadır sevgili Aytun, evet, onu peki, söyleyeyim. Peki çok teşekkür ediyorum. Başarılar dileyelim size. Tekrar tabii süreç içerisinde farklı programlarda da bir arada olmak üzere diyelim. Zaten zaman yetmedi, birçok konuya da giremedik ama tekrar görüşmek üzere diyelim. Muhakkak, Sayın Akıncı, efendim hemen bitiriyoruz. 15 haberleri var. Günün son bu ana kadar olan gelişmelerini aktaracak size arkadaşlarımız haber merkezinden. Bizden bu kadar. Yarın yine detay programında birlikte olmak üzere diyelim. Herkese iyi günler.